failler bizi çok yakından takip etmişler. Yani bir ay kadar bir şeyi çok iyi takip etmişler. Bunun çetelesini çok iyi tutmuşlar. O gün sabahleyin tabii uyandım. Üzerimi giyindim, tam dışarı çıkacağım. 8-10 kadar bir şey var, saat 8-10 var. O ara tabii kızım ondan 4-5 ay önce bir tane yavru bir kedi bulmuştu yolun ortasında. Ona 5-6 ay bir bakmıştı kızım. Kedi tabii büyüdükten sonra kızım o gün sabahleyin bana kedinin hareketlerinin değiştiğini, kendisi kediye bir şeyler öğrettiğinden bahsedince biraz kediyle oyalandım yani salonda. O ara tabii tam bu işlem olurken bombanın patladığını hemen hissettim ve koşa koşa tabii valiliğe doğru arabayla gittik. Ama gittiğimde tabii iki tane arkadaşımızı, kardeşimizi kaybettiğimizi gördüm. 34 tane de arkadaşımızın yaralandığını gördüm. Gerçekten bu olay bizleri çok üzdü. Allah rahmet eylesin diyeyim iki kardeşimize de. Tabii olay, böyle bir olay yaşadık biz yani. Çok şükür buraya göreve geldikten sonra da faillerden bir tanesi sanıyorum en son buydu. Faillerden bir tanesini de burada yakaladık. Yani özellikle patlayıcı maddeyi bulan, hazırlayan ve oraya ulaştıranı yakaladık. Yani adalet yerini bulacaktır inanıyorum ben. Çok zor olayı biliyor muydu senin oyalanmanla? Tabii yani bunun vasıtasıyla oturduk yaptık yani işte tabii. Değil mi efendim? Yani. Orada internet çekmiyoruz efendim. Aşağıda 1-3 kilometre geliyor. Değil mi efendim? Bu olay o kadar ben mesela tam ibretlik bir olaydı bizim açımızda. Değil mi efendim? Evet kesinlikle. Çok güzeldi ama yani. Duruyor mu derken? Kaçtı gitti. Ah. Evet yani. Kaçmış gitmiş. Büyük bir hatıramla size. Bu o kedi mi Sayın Valim? O kedi evet. Sokakta bulup aldınız. Rüzgar. Belki de hayatınızı kurtaran evet yani. Bir olay. Peki efendim. Kedi buydu yani. Ben atayım size hem de yani. Ben elinizde. Araç şu anda işte adam vurur. Valiliğe karşı saldırı yapılan bir saldırı sonucunda patlamanın sonunda yangın devam etmektedir. Halk panik içerisinde.